Merhaba değerli izleyicilerimiz. Business Channel Türk'te anlatacak çok şey var diyoruz ve anlatacak çok 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 şey olan değerli bir konuğu ağırlıyoruz şu anda stüdyomuzda. Önce ismiyle sizleri buluşturmak istiyorum. Sayın Cem Haydar Bektaş, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Peki Cem Haydar Bektaş Bey kim? Aslında siyasete hiç uzak değil ve 7 Haziran seçimlerinde ben de varım demek için adayı olmuş bir yurtsever diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Sayın Cem Haydar Bektaş. Siyasetten hiç uzak değilsiniz. Evet. Daha önce bu kulvarda çok gezindiniz ama daha aktif. Bütün bedeninizle, düşüncenizle ve masaya yumruğu vururcasına siyasetin artık tam göbeğinde olmak istiyorsunuz. Evet. Benim birikimim buna artık el veriyor çok diyorsunuz. Güzel. Çok güçlü bir geçmişiniz var sayarsam eğer. Neler var neler. Türkiye Bilişim Sektörü Derneği TÜBİDER Denetleme Kurulu üyesi, Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi Köln'de. İşletme ekonomi lisansı var. İşletme ve ekonomi lisansı var. Ayrıca oradan Londra'ya geçiyoruz. Londra'da bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı var Sayın Bektaş'ın. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, yani TÜSES yönetim kurulu üyesi, Türkiye Fütüristler Derneği üyesi, Kalder yönetim kurulu üyesi, yani Türkiye Kalite Derneği. Kalite sizin olmazsa olmazınız. Evet. Şimdi çok var. Bu kalite konusunda evet. Özellikle bir şeyi paylaşayım sizinle. Biz mecliste kalite danışmanlığı yapıyoruz. Yani Türkiye Kalite Derneği Kalder yönetim kurulu olarak biz mecliste kalite danışmanlığı yapıyoruz. Yani hani meclis dediğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Büyük Millet. Şimdi orada tabii sadece parlamenterler yok. Orada çalışanlar var. Ve çok fazla çalışan var. Ve biz oraya kalite standartını getirmeye çalışıyoruz. Umarız ileride parlamenterlerin de bu kalite standartı için yerini alırlar. Biz Türkiye'de kalite, iş dünyasında kalite, siyasette kalite, bireyde kaliteyi getirme konusunda çaba sarf eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Çünkü sivil toplum kuruluşları çok önemli. Ve konuşma yaptığımız her yerde halkımıza diyoruz ki sivil toplum kuruluşlarına üye olmanız lazım. Neden? Çünkü biz hükümetleri sorgularız. Sivil toplum kuruluşu olarak çevreye zarar veren işverenleri sorgularız. Yani biz aslında muhalefet biziz, halkız, sivil toplum kuruluşları. Bunun değerini ve önemini bildiğim için sadece Türkiye Kalite Derneği değil, ben aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği'nin de denetleme evet. kurulu üyeliğini yapıyorum. Özellikle demin ifade ettiğiniz TÜSES, evet. Erdal İnönü 1989'da bir vakıf kurdurttu. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı. Onun da yönetim kurulu üyesiyim. Sosyal demokrasinin mutfağında çalışıyorum. Düşünce üreten bir mutfakta çalışıyorum. Geçenlerde Fransa'dan 30 öğrenci Türkiye'ye geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını öğrenmek istediler. Biz Sayın Karayalçın'la beraber bu 30 öğrenciyi ağırladık. İlde ağırladık. CHP ilde ağırladık. Bu 30 öğrenci değişik ülkelerde yaşayan insanlar ama Fransa'da okuyorlar. Ve okudukları üniversitede Fransa devlet başkanlarının mezun olduğu, ağırlıklı olarak mezun olduğu üniversite. Ve bunlara biz İngilizce olarak Sayın Karayalçın'la beraber CHP'yi, CHP'nin politikalarını falan anlattık. Bunlar önemli şeylerdir. Dolayısıyla genel merkezinde değerlendirip bunu bizlere göndermesi önemliydi. Türkiye Fütüristler Derneği nedir diyenler çıkıyor. Fütürizm nedir diyenler çıkıyor. Gelecek bilimi konusunda çalışan bir dernektir. Çünkü Elinoğlu geleceği inşa ediyor. Ve biz Elinoğlu'nun inşa ettiği gelecek içinde yer bulmaya çalışıyoruz, hayat bulmaya çalışıyoruz. 1900'lü yıllarda Amerika'da bir kitap çıkmış, Ay'a Yolculuk diye. Hollywood o zamanlar burada çıkan konuları komik bulduğu için bir komedi filmi çekmiş. Orada şöyle bir şey geçiyor. Uzaya yolculuktan bahsediliyor, Ay'a yolculuktan bahsediyor, cam binalardan bahsediyor. Deniyor, ama 65 yıl sonrasında uzaya da çıkıldı, Ay'a da çıkıldı, cam binalar da yapıldı, asansör yapıldı. O yüzden bu anlamda sivil toplum kuruluşlarında var olmak güzeldir ama tabii biz şimdi STK'larda çalışıyoruz. Bir de bizim tabii geçmişimiz var. Yani oraya da dokunmam gerekirse 1977'ye biraz gitmek isterim. Bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz bilmesini isterim. Evet. Bu adayı böyle bu aşamaya çok kolay gelmedi. Çünkü 1 Mayıs Mahallesi vardır. Karşı taraf 1. bölgede. Şimdi Mustafa Kemal Mahallesi oldu. Ataşehir'e bağlı bir mahalledir. Ve 1977 yılında 16 yaşında idealist bir genç olarak orada bir dev genç sempatizanı olarak oradaki
gecekondu yapılmasına katkı vermiş bir devrimciydim. Bu devrimci ruhu hali içinde taşıyorum. Hatta öyle ki biz giderdik oradaki halklara yardım ederdik. Herkesin tabii neresi bu diye, burası diye sorarlar. Mehmet Düzgün amca diye bir bakkal dükkanı vardı. Şimdi öğrendim Fransa'da yaşıyormuş. Mehmet Düzgün amcanın bakkal dükkanında üşüdüğümüz zaman ısınırdık. Acıktığımız zaman da tek yediğimiz bisküvi ve içtiğimiz gazozdu. Ama biz oradaki halkların direnişi için mücadele ediyorduk. Yani bizim idealist mücadelemiz o zamandan gelir. Ama daha sonra 12 Eylül oldu bu ülkede ve yurt dışına çıkmak zorunda kaldık. Yurt dışına çıkarken de Almanya'ya gittik. Orada işletme ekonomisi eğitimi aldım. Tabi yeterli olmadı. Ben çağımızın mesleği bilişim olduğunu biliyordum. Bilişim teknoloji olduğunu biliyordum. Teknolojinin gelecek olduğunu biliyordum ve daha sonrasında İngiltere'ye gittim. Londra'da bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yaptım. 6 ay kadar akademik bir kariyerim oldu. Bir üniversite ders verdim. Asistan olarak. Sonra dedi ki biz iş dünyasına girelim ve iş aramaya başladık. Amerika'da, Boston'da uluslararası bir yazılım firmasında Progress'te iş buldum. 4 ay kaldım orada. Sonra beni Almanca konuşulan ülkelere gönderdiler. İsveç'te, İsviçre'de, Avusturya'da ve Almanya'da görevler aldım. 2 yıl kadar. Sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Ve 1989 yılında Türkiye'ye dönüş kararı alırken Progress Amerikan firması madem gidiyorsan o zaman beraber iş yapalım dediler ve o yazılımı, o teknolojiyi Türkiye'ye getirdik. 25 yıldır o alanda faaliyet gösteriyoruz. Çok ve güzel. Türkiye'de bilişimin gelişmesi için Kadir Has Üniversitesi ile 9 yıl bilişim şenliği yaptık. Yani amacımız gençlerimizin bilişim teknolojilerine yönelmesi, yazılım teknolojiye yönelmesi, bu teknolojiyi kullanan değil, üreten olması için 9 yıl bu konuda bilgi aktardık, şenlik yaptık falan. Üniversitenin rektörü her seferinde işte tecrübeni bizimle paylaşır mısın, bizim üniversite ders verir misin diye teklif etmişlerdi ve sonrasında bu teklifi kabul ettik. Kadir Has Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi ve endüstri mühendisi bölümünde dersler verdim ama bizi izleyen sevgili izleyicimiz şuna özellikle dikkat etmesini istiyorum. Mesela bilgisayar mühendisinde kazanan çocuk ilk sömestri daha okula başlarken firmalar gelip çocuklarla anlaşma yapıyorlardı. Ve öğrencilerin burs paralarını veriyorlardı. Ve çocuklara part time iş veriyorlardı. Düşünün yani daha üniversiteyi bitirmeden işlere hazırdı. Bilişim, teknoloji bu kadar önemlidir. Günümüzde şu anda diplomalı üniversitede bir sürü işsiz var. Türkiye'de %20'ye yakın vasıfsız, niteliksiz şu anda iş gücü var ve iş arıyorlar şu anda. Ve Türkiye'nin en önemli sorunu bana nedir diye sorduklarında iki tane önemli sorunu var diyorum. Birisi işsizlik. İkincisi de özgürlükler alanındaki haklarımızın ihlal edilmesidir. İşte o özgürlükler alanındaki hak deyince bilişim sektörüne mutlaka dokunuyor iş. Evet. Zira mevcut iktidarın çıkarmakta olduğu yasalar bizim teknolojiyi kullanmamızı engelleyecek boyutlara varmış durumda. Yani amancız. O gezi olayıydı. Tuşa dokunmayacağız. Şimdi bu ülkenin çok önemli isimleri yargılanıyor sosyal medyayı kullanıp oralardan mesaj attığı için ya da bazı sitelere girdiği için. Evet. Şimdi siz yazılım diyorsunuz ama bir insanların artık bu sektöre ilgisi aman cız haliyle yavaş yavaş. Onlar cız demeye devam etsin ama biz aslında bizim demokrat kesime şu mesajımız olması lazım. Ben umut vermeye çalışıyorum. Evet. 29 Mart'ta ön seçime gideceğiz. Aday belirleyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. Birinci bölgede milletvekili aday adayım. Bilişimci, ekonomist bir aday adayım. Akademisyen bir aday adayım. Ve aslında ben biraz umut olmak istiyorum ve proje adamı olmak istiyorum. Çünkü toplantılarda çok fazla siyasi söylemde bulunmuyorum. Çünkü Türkiye gündemini herkes takip ediyor. Türkiye gerçeğini herkes biliyor. Yani işte yolsuzlukları, ayakkabı kutularını herkes biliyor. Kadınların bu ülkede aslında zorda bırakıldığı herkes biliniyor. Çocuk gelinler gerçeğini bu ülkede herkes biliyor. Ve maalesef çözüm bulunamıyor bu konuda. Ve burada bir zihniyet var. Kadınlar çalıştığı için erkekler işsizdir diyen bir anlayış var. Bunları Türkiye'de herkes biliyor ve bunların çözülmesi için de önce ekonomik olarak kalkınmamız gerekiyor. İşsizlik herkesin başının belası, çalışamayanlar için söylüyorum. Bakın bugün esrar sorunu varsa, gençler esrar bağımlısıysa, eroin bağımlısıysa, bonzai denen bir şey varsa işsizlik bunun ana sebebidir. Çünkü bir raya bonzai tedarik ediyor ve
çocuk onu alarak bu dünyadan uzaklaşıyor ve rahatladığını hissediyor. Ama tabii devletin boş bıraktığı alanlar, yani denetimsizlik de bir tabii taraftan bunu körüklüyor o da doğal olarak. Muhakkak. Yani o satıcıların kökünün kazınması çok da zor olmasa gerek. O başlı başına bir sorun ama evet, bizim yapmamız gereken şey şu. İşçi olan birisi, aşı olan birisi evet, kendisini daha mutlu ve huzurlu hisseder. Peki siz birinci bölge aday adayısınız Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Gördüğünüz yanlışlar var ama en önemlisi ben umut vermek istiyorum. Evet, umuda çok ihtiyacımız var. Çünkü umudumuzu yitirirsek geleceğimizi kaybediyoruz. Sizin vaatlerinizi şöyle sıralamaya alırsak, başlarsınız, alırsak. Evet, evet. Neler vaat ediyorsunuz şimdi seçmeninize? Bakın, bir aday olarak yola çıkarken ben Türkiye'de iki önemli sorunu söyledim. Birisi işsizlik dedim, evet, diğeri de özgürlük alanındaki baskılar. Türkiye'de işsizliği nasıl çözersin diye soru sorduğumuzda efendim fabrikalar kurulursa istihdam yaratılır bir bakış açısı var değil mi? Normal ekonomik bakış açısı budur. Ama bu fabrikalar Türkiye'de yıllardır kurulmuyor. Yabancı sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla da bu fabrikalar kurulmadığına göre o zaman işsizliği nasıl çözeceğiz? Nereye gidiyor bu fabrikalar? Uzak doğuya gidiyor. Herkesin kullandığı cep telefonu, elinde kullanmış olduğu bilgisayarın beyazı hep uzak doğmalı. Neden? Çünkü iş gücü ucuz orada. Neden? Vergi muafiyeti var. Neden? Enerji daha düşük. Lojistik daha kolay. Türkiye'ye gelmiyorlar. 2007 yılında 7 trilyon dolar sermaye yatırım aradı. Türkiye'ye kırıntısı bile gelmedi. O zaman işsizliği nasıl çözeceğiz? Bizim çözümümüz şu. Türkiye, bakın Hollanda'nın büyüklüğü Konya Ovası kadardır. Ama Hollanda dünyadaki en büyük ikinci ihracat yapan, tarım ihracatı yapan, gıda ihracatı bir ülkedir. Küçük bir Konya Ovası kadar ülke. Bunu başarmış. Amerika'dan sonrası en büyük ihracatı, tarım ihracatı orası yapıyor. Türkiye, Konya Ovası var. Konya'dan Malatya'ya kadar da ovalarımız var, suyumuz var. Ama tarım reformu yapılmıyor bu ülkede. Ve orada istihdam yaratılmıyor. Biz dünyada üçüncü büyük tarım ihracatı yapan ülke olabiliriz. Bu gayet basit. Yeter ki emperyalist güçler bunu engellemeyi kaldırsınlar. Biz bunu kaldıracağız. Ve rantiyeciler yeter ki buradan gitsinler. Birinci çözüm bu. Bir tarım ülkesi olmalıyız. İkincisi biz bir turizm ülkesiyiz. Bize sadece deniz yok, kum yok, güneş yok. Aynı zamanda medeniyetlerin yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. Tarih bir var. Coğrafyada yaşıyoruz. Bir tarih var. İspanya sadece turizmle kazanıyor. Ve biz onlardan farklı olarak denizimizin, güneşimizin dışında tarihimiz var. Biz bu konuda eğer yatırım yaparak bir kültür satışı yaparsak, kültür turizmi yaparsak o zaman biz ciddi anlamda istihdam yaratabiliriz. Ama asıl önemlisi artık bilişim çağındayız. Son 25 yıl herkesin hayatında önemli bir süreçtir. Herkes bilgisayarla tanıştı, internetle tanıştı, cep telefonuyla tanıştı. Yani bilgi toplumundayız şu anda. O zaman bizim yapmamız gereken buna ayak uydurmak ve buna uymamız lazım. Peki İsrail bunu başardı mı? Küçücük İsrail bunu başardı ve Araplar baş edemiyorlar. Hindistan bunu başardı mı? Hindistan, o fakir olan Hindistan, kısa zamanda kalkındı ve dünyanın ikinci büyük ülkesi. Nüfus olarak söylüyorum. Onlar Amerika Birleşik Devletleri'ne bilişim, yazılım, program, hizmeti sattılar. Şimdi diyorlar ki nedir bilişim? Eskiden bilişim çağı öncesi tuhafiye dükkanı olan birisi ayda bir defa dükkanı kapatırdı. Mal sayımı yapardı, ne kadar malım vardı diye. Şimdi buna gerek yok, anda bilgisayarda görüyor. Eskiden nüfus sureti almak isteyenler günlerce, haftalarca beklerdi. Şimdi gidersiniz anda bilgisayardan dökümünü alırsınız. Adli sici kaydını anında alırsınız. Şimdi bunlar bilgisayarın faydası, bunlar programcının faydası. Biz Türkiye olarak genç bir nüfusa sahibiz. Ama bizim işsizliğimiz çok fazla. Bizim bunları eğitmemiz lazım. Bilgisayarcı yapmamız lazım, programcı yapmamız lazım. Bu mümkün mü? Mümkün. Peki biz hizmeti kime satacağız? Bakın Avrupa yaşlandı. Nüfusu azaldı. Onların bize ihtiyaçları var artık. Onların bize ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz bu gençlerimizle Avrupa'ya hizmet satabiliriz. Orta Doğu petrol kaynağıdır ama insan kaynağı eksiktir, zayıftır. Biz Orta Doğu'ya bilişim teknoloji, bilişim yazılım teknolojilerini, program teknolojilerini satabiliriz bu genç nüfusla beraber. Türk Cumhuriyeti'de de aynı şekilde gazı var, insan kaynağı zayıf. Yani biz bilişimle kalkınırız diyoruz bu anlamda. Evet. Bu baktığınız nokta bizim klasik söylemlerimizi yıkan, yani ezberimizi bozan bir bakış açısı. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Yani biraz ezberleri bozmak, biraz silkelemek, evet, biraz kendine getirmek lazım. Ve bu vurgunuz çok önemli. Yani değerli izleyiciler, bilişim derken elbette teknolojiyle barışık olmak. Tabii. Ve teknolojinin bütün nimetlerinden de yararlanmayı anlıyoruz, evet, bir anlamda.
hayatımızın her aşamasına bunu sokabilmek lazım. Yani bir tuşa basmakla belki dünyayı bile değiştirebiliriz. Ve şeyimiz, yani bizi izleyenler şunu inanması lazım. Bakın Mustafa Kemal, her yerde söylediğim bir şey. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin bildiği bir şey. 1919'da Samsun'a ayak bastığında fakir, yoksul, eğitimsiz bir Anadolu vardı. Anadolu halkları vardı. Ama inanan bir lider vardı. Tabii. Ve bu lider inandığı için ve bu halkı motive ettiği için desteğini aldı ve bir cumhuriyeti yarattı ve bir cumhuriyeti kurdu. Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte iktidar olacak mı diye soru soranlar var. Ben inanarak söylüyorum. Genel başkanımız da bunu inanarak söylüyor. Bakın biz şu anda %35'lik bandı yakalarsak biz şu anda hükümet oluruz ve hükümeti kuran da parti oluruz. Koalisyonu, belki koalisyon ama hükümeti kuran parti oluruz. Şimdi şöyle bir soru var. Biz kimden oy istiyoruz? Biz HDP'ye giden oylarımızı istiyoruz. Biz 2011 yılında MHP'ye giden oylarımızı geri istiyoruz. Ama ondan daha da önemlisi merkez sağdan AKP'ye oy vermiş demokrat, layık, cumhuriyetçi insanlar var. Ve bunlar vicdanlarında bazı yolsuzlukları hala atlamadılar. Onlar yolsuzluğun da ayakkabı kutularında olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve bunlar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşecekler ve bize oy vereceklerdir. Ve biz 135 bandı yakalayacağız. Şimdi burada şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda ne olacak diye soruyorlar. Sayın Genel Başkan söylüyor, emeklerimizle ilgili projemiz var. İki tane ikramiye verecek ve %10'da bir artış yapılacaktır. Asgari ücretin 1500 liraya çekilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Çünkü siz alım gücünü artırırsanız, tüketimi artırırsanız, o zaman ne yaparsınız? Üretimi artırırsınız. İstihdam böyle yaratılır zaten. Öğretmenler soruyorlar, ne olacak diye. Biz diyoruz ki öğretmenlere kadro verilecek. Bilgisayar mühendislerinin sorunları çok fazla. Tabii. Öğretmenlere kadro verilecek. Yani öğretmenler şu anda okul, öğretmen olan bir sürü okullar var. Bırakın siz Anadolu'yu, İç Anadolu'yu, Karadeniz'e falan. İstanbul'un göbeğinde bugün Kemerburgaz'ın köylerinde 5 sınıfa birden bakan öğretmenler var. Dolayısıyla öğretmenlere kadro nasıl verecek? Hangi parayla? Bize diyoruz ki bu çalınan paralarla biz bunu sağlayacağız zaten. Bugün Kaçaksaray'da 1250 tane polis görev yapıyor. Ayda 1,5 milyon elektrik faturası geliyor. İnanılmaz bir rakamlar. Temizlik hizmetleri. Hepiniz biliyorsunuz. Ve bunu herkes biliyor zaten. Evet. Ve burada tabii kadınlarımız. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yapılan anketlere göre kadınlarımızın %48'i şu anda oy verme konusunda kafalarında soru işareti var. Çünkü onlar sosyal yardım alıyorlar. Biz diyoruz ki sosyal yardım vermek sosyal devletin görevidir. Şu anda bütçenin %1,5 veya 2'si şu anda sosyal yardım olarak ayrılıyor. Bunun %5 seviyesinde olması lazım. Avrupa'da bunun örnekleri var zaten. Bakın herkesin Almanya'da bir tanıdığı vardır muhakkak. Konuşsunlar ya, işsizlik yardım alırlar. Eğer 2 yıl içinde iş bulmazsa sosyal yardım almaya başlar. Sosyal devlet bunu zaten yapmak zorunda. Dolayısıyla da acaba sorusuna gerek yok. Eğer CHP iktidar olursa bunlar gider mi? Hayır, gitmez. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor zaten. Almaya devam edeceksiniz. Aldığınız rakam 500-600 TL, 720 TL'ye çıkacağı konusunda. Ama asıl sorun şu. Gençlerimizin geleceğiyle ilgili çözümler ne olması lazım? İşte orada ben söylüyorum. Tarım, turizm ama özellikle bilişim alanında kalkınmaya ihtiyaç var bu ülkede. Evet. Zannediyorum süremizi artık doldurmuş durumdayız. Son bir dakika içindeyiz. Evet. İzleyicilerimize tabii, bir aday adayı olarak siyasetin içinde hep vardınız ama daha fazla varım diyen bir isim olarak evet, ne mesaj vereceksiniz? Şimdi tabii şey var, siyasette yeni olmadığımı herkesin bilmesini isterim. Evet. Çünkü daha önce bir belediye başkanı adaylığım ve milletvekili adaylığım vardı. O zaman atama yapılıyordu. Genel merkezde görev veriyordu ve siz işte görev verdiğiniz yere gidiyordunuz, çalışıyordunuz falan. Şimdi ön seçim yapılıyor. 29 Mart'ta da ön seçime gideceğiz. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi için ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için önemli bir fırsattır. Eskiden genel merkez aday konusunda zaman zaman eleştirirlerdi. İşte neden bu yaşta aday belirlenir, neden bu meslek grubunda gerek yoktu falan diye eleştiriler. Şimdi artık bu eleştiriler bitti. Üyelerimiz şuna dikkat edecekler. Siz parlamentoya kimi göndereceksiniz? Eğer hemşericilik yapmazlarsa, feodal ilişkilerle seçmen aday belirlemezlerse, parlamentoya nitelikli, nicelikli, liyakat sahibi adaylar gönderirlerse, bu adaylar komisyonlarda daha rahat çalışırlar. Komisyonlarda, parlamentoda çalışacak adaya ihtiyaç var. Projeyi anlayan adama ihtiyaç var. Projeye muhalefet edecek adama ihtiyaç var. Halka bunu aktaracak insana ihtiyaç var. O yüzden de eğer çocukların geleceğinin teminatını istiyorlarsa, bu ülkenin gelişmesini istiyorlarsa sakın hatırla gönüle aday belirlemesinler. Evet. Nitelikli adaylarla yola çıksınlar. Beni eğer tanımak istiyorlarsa
Cem Haydar Bektaş'ı hem Face'ten hem Twitter'dan takip edebilirler. Seçim bürolarında benim broşürüme ulaşabilirler. Telefonum herkese açık. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Aday numaramın ne olduğunu merak edenler var. Sadece hatırlamalı için söylüyorum. Samsun 55 diyorum. Hatta şöyle 55. bir Samsun evet. 55 diyorum. Sıra numaram benim. Hatta şöyle bir bilgi de aktarıyorum. Daha rahat hafızada kalsın diye. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. Ve o bir başlangıçtı. Ülkenin cumhuriyet kuruldu ve ülkeye bir cumhuriyet kuruldu ve bir ülke kuruldu. Dolayısıyla Samsun 55 güzel bir numara. Herkes daha rahat aklına kalacaktır. Evet. Umarız ve diliyoruz ki üyelerimizin desteğiyle de biz bu gereken yere geleceğiz. Dinlediniz, karar sizin değerli izleyicilerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Sayın Cem Haydar Bektaş bizlerleydi. Tekrar ediyorum, karar sizin. Esen kalın.